Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İngiltere vize başvurusu ile alakalı birkaç video çekmiştim. İşte İngiltere vize başvurusu yaparken hangi belgeler gerekir? Niyet mektubu nasıl yazılır? Dikkat edilmesi gerekenler diye birkaç video çekmiştim. Bunun üzerine bu videoların altına yorumlar geldi. Ayrıca ben sosyal medya hesabıma yönlendirmiştim. Soru sorabilirsiniz diye. Özellikle sosyal medya hesabından, Instagram hesabından bana onlarca soru geliyor her gün. Her gün onlarca kişi sorular soruyor. Ben de bunları Mümkün olduğunca bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışıyorum. Daha önce bir soru cevap videosu yapmıştım. Yine şimdi sorular birikti. Bu sefer biraz daha farklı sorular. Ee, şimdi bunlara da bir video yapmak istedim. Burada bu videoyu sonuna kadar izlerseniz belki sizin aradığınız soruyu da bu bu soruların içerisinde bulmuş olursunuz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Evet bana en çok gelen sorulardan bir tanesi daha önce Schengen vizesi almadım. Bana İngiltere vizesi çıkar mı? Başvuru yapayım mı? Arkadaşlar siz, siz şansınızı deneyin. E, tabii ki e, pasaportunda böyle bir Avrupa Schengen vizesi olan kişinin e, alma ihtimali sizin alma ihtimalinizden çok daha yüksek. E, ama e, sizin de alma ihtimaliniz var. E, güzel bir niyet mektubu işte, e, güzel bir hesap hesabınızda para e, gösterdiğiniz e, sürece e, vizeyi alma ihtimaliniz var. ha Vizeyi alma ihtimaliniz düşük. E, red alma ihtimaliniz çok daha yüksek. E, ben bir oran veremem. E, tabii ki bunu e, vize yetkilileri e, belirliyor ama e, şansınızı denemiş olursunuz. Benim ama her zaman tavsiye ettiğim şey önce pasaportunuzla birkaç e, Avrupa ülkesine gitmeniz yani hatta mümkünse Avrupa Schengen vizesi almanız, e, bir Schengen ülkesinde. Ondan sonra e, bu e, İngiltere vize başvurusu yapmanız e, önemli çünkü bir e, seyahat geçmişiniz olacak size bir e, Schengen aldığınız için bir güven duyacaklar. İkincisi maddi gelirin kanıtı olarak altın hesabı, e, borsada bir hisse veya kripto para gösterebilir miyim? Hayır arkadaşlar vadesiz hesabınızdaki hesap dökümünü göstermeniz lazım. E, bu TL olabilir, döviz hesapları olabilir yani dolar işte euro e, veya pound neyse e, farklı para birimi olabilir ama yatırım hesabı kabul edilmiyor. Evet bir diğer soru tüm evraklar İngilizce olmak zorunda mı? Türkçe olanları ve e devletten alınan belgeleri nasıl İngilizceye çevireceğim diye birçok soru geliyor. Arkadaşlar e, ben daha önceki videomda e, bazı belgeleri Türkçe verdiğimi ve bu şekilde vize aldığımı söylemiştim. Evet bu şekilde yaptım. Birkaç arkadaşım da bir, e, benimle e, bu şekilde bazı belgeleri Türkçe verdi ve vize aldım. Ama şu son zamanlarda birkaç e, red red verilen vizeyi inceledim. Red sebeplerini inceledim sebepler arasında belgelerin İngilizce dışında verilmiş olduğu söyleniyor ya bu gerekçe gösteriliyor Tabii bana sorarsanız bu ikinci üçüncü bir sebep sebep yani daha önemli sebepler de var ama sonuçta bu bu da bir sebep olarak gösteriliyor Bu nedenle şu sıraları ben tüm belgeleri İngilizce vermenizi tavsiye ediyorum Türkçe belgeleri nasıl çevireceksiniz bunu yeminli tercümandan çevirtirebilirsiniz arkadaşlar Tabi yeminli tercümanın ismi işte şirketin ismi kaşesi imzası olmak zorunda ve belgenin e, doğru bir şekilde çevrildiğini belirtmesi gerekir. Evet bir başka soru topladığımız belgeleri nasıl teslim ediyoruz? Yani e, randevuya gittiğimizde elden götürebilir miyiz? Arkadaşlar şimdi iki seçenek var. Birincisi Elden teslim edebilirsiniz ama bu yardımlı hizmete giriyor. Bundan bahsedeceğim. İkincisi online olarak belgeleri yükleyebilirsiniz. Birinci seçenekte yani yardımlı hizmet almak isterseniz bunun için ekstra 950 lira ödemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar böyle bir şey var. Yani elden belgeye götürmek istiyorsanız ekstra para istiyorlar. Onlar da iş yükünden kurtulmak istiyor. Sizin hani belgeleri online yüklemenizi teşvik ediyorlar. E, tabii ki herkes 950 lira vermemek için online yüklemeyi tercih ediyor. Online nasıl yüklüyoruz İşte başvuru formunu doldurduktan sonra ödemeyi yapıyoruz ödemeyi yaptıktan sonra bizi zaten TLS kontaklı sitesine yönlendiriyor o siteye girdiğimizde karşımızdaki ekranda işte upload seçeneğine tıklıyoruz yani belge yükleme seçeneğine tıklıyoruz ve hazırladığımız belgeleri pdf olarak o sisteme yüklüyoruz arkadaşlar ve onaylıyoruz 5 soru başvuru formunda aylık net geliriniz nedir sorusuna nasıl cevap vermeliyim ya bu soru da çok geliyor bana kesin bir şey belirtilmiyor arkadaşlar Gov UK sitesinde yani İngiltere'nin vize sitesinde net şu kadar belirtmeniz gerekiyor diye bir şey göstermiyor maalesef ama siz makul bir oranda bir şey göstermeniz gerekir yani işte Örnek veriyorum, bir haftalık bir tatil için İngiltere'de eğer bir haftalık bir bilet, bir haftalık süreyle bir uçak bileti aldıysanız, bir haftalık bir tatil yapacaksınız. Bunun için hani nereden baksanız böyle işte 750 bin pound civarında bir şey göstermeniz gerekir. Yani 20-30 bin lira. Yani bunun fazlası daha iyi olur, azı daha şey olur, daha olumsuz olur, olumsuz sonuçlanmasına yol açabilir. Çok fazla miktarlar paralar da belki e, onların aklında şüphe uyandırabilir. O yüzden makul bir şey hesabınızda göstermeniz yeterli olur. Ama bunun net bir şeyi yok arkadaşlar. işte 10 bin, 10 bin lira göstermen lazım diye bir şey demiyorlar. Ben de size bu yüzden böyle bir şey diyemiyorum. E, makul bir oranda bir hani orada gerçekten e, ne kadar harcayacağınızı düşünüyorsanız o kadar e, ma, e, bir para gösterin arkadaşlar. Bir başka soru vizeye en erken ne zaman başvuru yapabilirim? En erken 3 ay önceden başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Bazı soranlar oluyor işte işim var, gücüm var işte ben daha erken başvuru yapmak istiyorum, başka ülkeye gideceğim. işte pasaport lazım, bilmem ne. En erken 3 ay önceden başvuru yapabiliyorsunuz. Bir başka soru uçak bileti ve otel rezervasyonu yapmak zorunda mıyım? Arkadaşlar bu ikisini de yapmak zorunda değilsiniz. Zaten gov.uk sitesinde şu belgeler kanıt olarak gösterilmez diyor. İşte uçak bileti veya otel rezervasyonları. Uçak biletini almak zorunda değilsiniz. Hatta almayın arkadaşlar çünkü vizeniz çıkmazsa uçak bileti yanabilir. ama otel rezervasyonu şunun için belki gerekli. E işte orada konaklayınca nerede konaklayacaksınız diye soruluyor. Bunun cevabını vermeniz lazım. Ha bir tanıdığınız vardır. Onu yazabilirsiniz. İşte arkadaşım var işte şurada. Adresi şu, şurada onunla birlikte kalacağım bir hafta diyebilirsiniz veya akrabanız vardır. Ee, ama e, ben her zaman e, otel rezervasyonu yapılmasını tavsiye ediyorum. Booking.com'dan böyle ücretsiz iptalli bir rezervasyon yapabilirsiniz. Ee, böylece daha e, sizden, sizin ciddi olduğunuzu daha böylece e, görebilirler. Ama tabii seçim size kalmış, zorunda değilsiniz. Bir başka soru, başvuru ücretini ödedim. Ancak başvuru formunda bir hata yaptığımı fark ettim. Düzeltebiliyor muyum bunu? İptal edip yeni bir başvuru yaparsam ücretimin iadesi olur mu? E şimdi başvuru formunu doldurduktan sonra ödemeyi de yaptıktan sonra e, bir daha başvuru formunu düzeltemezsiniz arkadaşlar. Sizin başvuru formunu düzeltmenize izin verilmiyor. Eğer bir düzeltme yapmak istiyorsanız bu e, başvuruyu iptal etmeniz lazım. E, İptal ederseniz ücret iadesi olur ama bu yaklaşık böyle bir ay falan sürüyor ama kesin olarak yatıyor. Ben de aynı şekilde bir hata yapmıştım, İptal ettim ve para para hesabıma yaklaşık bir ay sonra yattı. Başka bir soru. yaklaşık işte 2-3 ay önce işe girdim, düzenli bir gelirim var. Şimdi sizce vize, vizeye başvursam vize çıkar mı diye sorular geliyor işte. Bir ay önce başladım, 2 ay önce, üç, üç ay önce başladım. Ben yine her zaman tavsiye ettiğim şey burada düzenli gelir çok önemli. İngiltere düzenli gelirinizin olduğunu görmek istiyor. Sizi Türkiye'ye bağlayan şeyleri görmek istiyor. Bu da bunlardan birisi de iştir. Yani 2 ay önce işe girdiyseniz veya 3 ay önce bence 1-2 ay daha bekleyin sabredin. Bundan sonra vizeye başvurun çünkü bu yeterli olmayabiliyor. Ya işte 2 ay önce girdiyseniz daha 1 aylık mesela bordronuz vardır. E, bu da vizenizin olumsuz sonuçlanmasına e, yol açabilir. Yani çünkü e, düzenli ge e, gelirinizin olduğunu, bir iş iş sahibi olduğunuzu e, çok böyle emin olamıyorlar. E, her şeyi sorguluyorlar. Bir başka soru niyet mektubu ve diğer belgeleri bilgisayardan imzalasam olur mu? E, basit bir soru ama buna da cevap vereyim. E, bunları e, ıslak imza gerekiyor. Printerdan çıktı alın arkadaşlar yazdığınız bilgisayardan. işte çıktı alın bunu imzalayın e, kalemle daha sonra fotoğrafını cam, cam scanner'dan çekip ya da çekip daha sonra bilgisayara atıp bu şekilde sisteme yükleyebilirsiniz ya da cam scanner'dan taratabilirsiniz. ama bilgisayardan imzalamak olmaz. bir başka soru iş yerinden alınan belgede neler olmalı? Yani iş yerinizden şöyle bir belge almanız lazım. Birincisi o iş yerinde çalış şu kadar zamandır çalıştığınıza ve şu pozisyonda işte örnek veriyorum e, 2018'den beri e, X şirketinde e, işte muhasebe e, müdürü olarak çalışan işte Ayşe Fatma işte şu şu tarihlerde e, in, şey, şu şu tarihlerde yıllık izin kullanacaktır şeklinde e, bir e, belge bunları belirtmesi yeterli arkadaşlar başka çok detaya gerek yok yani sizin o şirkette çalıştığınızı e, göstersin hangi pozisyonda çalıştığınızı belirtsin ve hang, e, işte vizeye başvuracağınız tarihlerde izin yapacağınızı belirtsin e, yeterlidir. E, tabii ki burada e, e, antetli kağıdı olması lazım, şirketin e, ve şirketin kaşesi olması lazım veya işte o yetkili yetkili'nin kaşesi olması lazım, imzası olması lazım. Bunlar bu böyle bir belge arkadaşlar. Çok büyük bir belge değil. Maksat hani orada çalıştığınızı ve e, o tarihlerde izin yaptığınıza dair bir belge almak. Bu başka bir şey değil yani. Bir başka soru. checklisti. Yani bu belgeler arasında hazırlamamız gereken belgeler arasında bahsettiğim checklisti elden teslim etmem gerekiyor mu? E, bu arkadaşlar e, ilk başta bahsettiğim yardımlı hizmeti alanlar için e, gerekiyor. Online eğer yükleyecekseniz, internetten yükleyecekseniz tüm belgeleri bu checklistle işiniz yok. Randevuya gittiğinizde eğer online yüklemeyi seçtiyseniz randevuya gittiğinizde sadece başvuru formunun ilk sayfasını çıktısını alıyorsunuz. Onu götürüyorsunuz. Tabii ki pasaportla birlikte. Pasaport ve başvuru formunun ilk sayfasını alıp götürüyorsunuz. Bu, bu kadar arkadaşlar. Onu teslim ediyorsunuz. Parmak izi veriyorsunuz. E, fotoğrafınızı orada çekiyorlar. ya Ayrıca bir vesikalık fotoğraf çektirmeye gerek yok. Yani boşuna dışarıda çektirip bir daha para vermeyin arkadaşlar. Ama e, bu belgelerin İngilizce bu belgeleri İngilizce vermeye dikkat edin. Bu üçüncü soruda bahsettiğim e, yeminli tercümandan tercüme ettirebilirsiniz arkadaşlar. E, hatta online olarak direkt e, yeminli tercüme yazın. Size e, bir sürü site çıkıyor. Bunları Direkt internetten gönderip e, çevirtirip size tekrar e-mail olarak geri gönderebiliyorlar. Yani hiç böyle elden bir yere gitmenize bile gerek yok arkadaşlar. E, şimdi reklam olmasın diye başka bir site ismi falan da vermek istemiyorum. Evet bana en çok gelen sorular e, bunlar gibi. E, yine birçok soru var. Yani belki kişiye özel işte ben şunu nasıl yapmalıyım bunu nasıl yapmalıyım diye birçok soru soruldu. Onları tabi burada tek tek cevaplamayacağım. Ama yine sorularınız olursa yine böyle soru birikirse ben yeni bir video çekeceğim. Yine de sizin sorularınız olursa yorum yorumun bu videonun altında yorumda belirsin arkadaşlar. Ben şunu merak ediyorum, şunla ilgili video çeker misin veya şu sorunun cevabını öğrenmek istiyorum diye. Ben cevaplarım. Ayrıca bana Instagram hesabımdan da soru sorabilirsiniz. Tarhan Medya hesabımı takip edin Instagram'da. Oradan bana özel mesajdan ulaşabilirsiniz. Ee, size yine her zaman olduğu gibi size de yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, mümkün olduğunca bildiğim kadarıyla soruları cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Kapatmadan lütfen kanalıma da abone olursanız bu tarz bu tarz videolardan hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.